Odak programına hoş geldiniz. Bu akşamki Odak programında Heseke'deki IŞİD saldırısını ve Kuzey ve Doğu Suriye'deki son durumu mercek altına alacağız. Konuğumuz da PYD Eş Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslüm olacak. Odak başlıyor. Heseke'deki IŞİD saldırısını ve Kuzey ve Doğu Suriye'deki son durumu PYD Eş Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslüm değerlendirecek. Kendisi Skype hattımızda. Sayın Müslüm, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Selamlar, saygılar. Evet, sizleri, seyircilerinize. Selamlar, saygılar bizden. 20 Ocak'ta Heseke'deki Sina cezaevine bir IŞİD saldırısı oldu. İçerideki IŞİD'lileri özgürleştirmek istedikleri gibi bir açıklama da vardı. Bu IŞİD saldırısının amacı neydi size göre? Evet, şimdi bu geniş bir plandır. Öyle görünüyor ki yani hem bu askeri kaynaklardan veya da şeyden buradaki yönetimden falan aldığımız bilgilere göre veya da takip ettiğimize göre çok geniş bir saldırıdır. Daha önceden hazırlanmış bir saldırıdır. Ve bu ayın 20'sinde başlandı bu saldırıya. Şimdi şöyle bunu karşılaştırabiliriz. Yani IŞİD biliyorsunuz daha önce herkes IŞİD'den korkuyordu yani bu ilk çıktığından beri. Ve bizim kanımızca zaten bu IŞİD hep bu Türk faşizminin şeyin altındadır. Yani kontrolü altındadır veya da o yöneticiler oradadır. Artık hangi MİT mi, başka organ mı, CİTE mi artık ne varsa yani bir bakıma onlara bağlıdır. Onlara göre de hareket ediyor yani ta çıktığından beri. Yani bu Mosul'da çıktıklarında zaten orada bir daha Musul'dan önce Abu Ghraib hapishanesinden arkadaşlarını çıkarttılar. Böyle aynı bir eylemle çıkardılar ve onları saldırdılar. Ta Bağdat'ın şeylerine kadar gittiler. Ta Bağdat havaalanına kadar gittiler. Yani o çıkardıkları kişileri silahlandırdıktan sonra. Bu Musul'da da aynı şekilde oldu. Aynı yine böyle bir hapishane Taci diye bir hapishane vardı. Onlar da kendi insanları, adamları, savaşçıları oradan çıkarıp silahlandırdılar. Böylece Musul'u ele geçirdiler. Ondan sonra da yapılan zaten biliniyor ta Kobani'ye kadar gelince. Şimdi bu DAEŞ artık son olarak şeyde kırıldı. Yani Bağuz'da kırıldı. Bunu tekrar canlandırmak için, tekrar kendi planlarını yürütmek için böyle bir saldırıda da bulundu. Yani düşünün 5000 kişi var bu hapishanenin içinde 5000 civarında kişi var. Bunları çıkarıp hepsini silahlandırabilirlerse o zaman bütün Heseke'yi ele geçirebilirler. Yani ki bu DAEŞ vahşiyeti de herkes biliyor. Yani ne kadar vahşi olduğunu, ne kadar insan kestiğini falan herkes biliyor ve herkes de korkuyor. Yani 5000 bunlardan bütün Heseke'ye yayılırsa zaten Heseke'yi ele geçirirler. Bundan sonraki plan var ki bu planda çok böyle ince detaylarına kadar planlanmış bir şeydir, bir planlamadır. İşte nereden gidecek, nereden gelecek, nerede patlatacak, çıkaranlar nasıl götürülecek falan filan. Bunun hepsi böyle çok masa üstünde planlanmış bir şeydir. Yani bir iki kişinin DAEŞ'in veyahut da bir DAEŞ hücresinin yapacağı bir iş veyahut da planlayacağı bir iş değildir yani şeydir. Onun için çok planlı ve çok geniş bir şeydi. Bu kişileri çıkarıp işte bunları silahlandırıp istedikleri yerlere
saldırtmak, ona göre de işlerini yürütmek bundan sonra. Yani tekrar DAEŞ'i canlandırmak için yapılan bir eylemdir diye düşünüyoruz. Evet. Çok kapsamlı bir plan vardı ve bu kapsamlı plan 6 gün süren Suriye Demokratik Güçlerinin operasyonları sonucu boşa çıkarıldı aslında. Her ne kadar temizlik operasyonları sürüyor olsa da genel olarak bir asayiş sağlandı Sina cezaevinde. Bu kapsamlı plana karşı Suriye Demokratik Güçleri nasıl bir reaksiyon gösterdi? 6 gün bu binlerce IŞİD'linin olduğu bir bölgeyi düşünürsek nasıl bir savaş yürüttü? Ya şimdi öyle oldu. Şimdi bu güçler burada işte bu terörizmle savaşacak olan güçler hat diyoruz. Bunlar zaten tetikte her zaman bekliyorlar böyle eylemlere. Bir de bu kasten şey yani Demokratik Suriye güçlerinin bir parçasıdır. Ayrıca asayiş güçleri falan vardır. Ya bunlar tabii bu olur olmaz hemen araya girdiler. Yani oradaki dışarıdakiler saldıranların kalkıp hapishane içerisine sızmalarını falan oldukça şey yaptılar. Yani engellediler ve içeridekilerin hepsini dışarıya çıkarmasını falan engellediler. Şimdi bu dışarıdan saldıranlar daha önceden çok planlanmış, hazırlanmış bir şey. Yani 200 kişiden fazla bahsediliyor ki bunlar hepsi uyan hücrelerdir. Birçok yerlerden toparlanmış. Ve en çoğu da şeyden gelme. Bunlar bu Türkiye işgal altındaki topraklardan, yani bu Serikani'den, Giresipi'den gelen şeylerdir. Ve orada da şimdiye kadar yani alınan bilgilere göre bu yakalanlardan olsun, diğerler olsun, bunların söylediklerine göre orada kampları vardır, eğitim kampları falan vardı. Silahlar zaten hep oradan gelmiştir. Bunlar böyle çok uzun süreden beri, en azından 4-5 aydan beri bu yer altı sığınakları falan hazırlamışlar çeşitli yerlerde. Tüneller falan kazmışlar, bilmem ne falan saklanmak için. Silahlar getirmişler, bilmem ne yapmışlar. Artık getirmiş birçok şey hazırlık yapılmıştır. Bunların planlarına göre daha önce de bazıları yakalanmıştı. Onlar da açıkladılar yani bu patlatmadan sonra, bu böyle bir çığır açtıktan sonra duvarlarda şurada burada bir arabaların içinde bir silahlarla gidip bu çıkanları dağıtılacaktır. Ve böylece bunlar hepsi dışarıya silahlı olarak dışarıya çıkacaktır. Planları böyleydi. Ama işte bu işte dediğimiz Demokratik Suriye güçleri ve o terörizmle mücadele birlikleri falan çok tetikte bekliyorlardı. Hemen onların müdahalesi oldu ve bunu bir ilçeye kadar engellediler. Ve buna rağmen de bazıları dışarıya çıkabildi. Şimdiye kadar da zaten yayılmıştır. Şimdiye kadar da yani hatta bugün de bu çeşitli semtlerde, bu Hasekaya'nın bazı semtlerinde çatışmalar falan oluyordu. Yani temizleme operasyonları hala devam ediyor. Artık şimdiye kadar yani gerçekten yapılıyor. Yani orada bir şey oluyor. Yani bakıyorlar işte bu sayım veyahut da şey diyorlar. Ne kadar kaçmış, ne kadar kalmış, ne kadar ölmüş, ne kadar yaralı var. Şimdi artık bunun hesabında Demokratik Suriye güçleri bunları yapıyor. Ancak işte dün ilan edildiği gibi bütün hapishane şeyin kontrolüne geçmiştir. Ancak bu çevresi hala bazı uyan hücreler, bazı şeyler devam ediyor yani bu arama tarama şeyleri. Kobane'nin IŞİD'den kurtuluşunun özgürleştirilmesinin 7. yıl dönümü olması vesilesiyle de sormak isterim. Bu kapsamlı planı Kobane'de yenilen IŞİD'i tekrar diriltmek için özel olarak seçilmiş bir tarih mi size göre? Hayır, bilmiyorum yani biz tabii tahminlerdir yani bu çözümlemelerdir ama öyle ilişkisi vardır. Özellikle bu Türkiye'nin böyle özel savaş şeylerini falan o metodlardan birisi de böyle belirli günleri seçmektir. Arada öyle planlamışlardı ki işte bu hani burada daha siz Kobani'de kırdınız bitirdiniz yok biz kırmadık falan yaşıyoruz aynı güne böyle getirilmesi planlanıyordu. Bunu da kalkıp işte DAEŞ tekrar vardır işte Hasekeyi ele geçirdi.
Kova neden çıkardınız? Haseke geldi gibilerden. Hazırlıklar bunun için yapılmış olabilirler. Olabilir yani. Evet. Artık şeyinde kaldı yani kursağında kaldı öyle tamamlanmadı yani bu hazırlıklı olduktan sonra. Evet. Evet. Türkiye'ye özellikle vurgu yaptınız. Ben bu konuda özel olarak birkaç soru yöneltmek isterim. Şimdi Türkiye'nin şöyle bir iddiası var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesela Interpol'ün Türkiye'deki genel kurulunda da bir konuşma yapmıştı. Dedi ki IŞİD'le göğüs göğüse savaşan tek NATO üyesi ülke biziz. Ancak Türkiye'nin IŞİD'le mücadelesi uluslararası alanda da öyle çok göğüs göğüse çarpışıyormuş gibi algılanmıyor. Şöyle ki mesela gri listeye alındı Türkiye. Terör ve terörizmle mücadelede, finansmanıyla mücadelede yeterince mücadele etmediği için gri listede bulunuyor. Bundan sonrası da kara liste zaten. Bunun yanı sıra da resmi gazetede peyderpey mal varlıkları dondurulmuş IŞİD'lilerin, El-Kaide'cilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bu mal varlıkları üzerindeki hüküm kaldırılıyor. Hem IŞİD'le mücadele ediyorum deyip hem de kendi kontrolü altındaki bölgelerde biraz önce söylediğiniz gibi kamplarında IŞİD'lileri eğitiyorsa uluslararası toplumun buna bir tepkisi olması gerekmez mi? Türkiye neye nazaran size göre IŞİD'le mücadele ediyorum diyor. Zaten Türkiye'yi böyle uluslararası alanda da küçük düşüren böyle şeyle böyle aslı astarı olmayan laflardan dolayı veya da gerçeklikten uzak bir şeydir. Şimdi artık biz bunun hani DAEŞ destekliyor falan değil de kendisi DAEŞ'in içindedir. Daha önce o Bağdadi'nin hani öldürülen Bağdadi bu Türkiye'nin kucağında öldürülen Bağdadi'nin yardımcısı Ebu Müslim Türkmani'ydi. O da zaten bir hava saldırısında öldürüldü. Kendisi de ajandı, yani MİT'in ajanıydı. Onun yardımcısıydı. Ve en fazla o yönetiyordu. Yani bu Şengal'e gitmesi, ondan sonra Kürdistan'a yönelmesi, ondan sonra da işte Kobani'ye kadar uzanması hepsi onların emriyle oluyordu. İkincisi bu Musul konsolosluğun hikayesini de biliyorsunuz. Nasıl bir karargaha çevrildi DAEŞ için, oraları yönetmek için. Onu da herkes biliyor zaten. İçindekiler söylediler bazıları ama susturdular. Yani böyle sonuna kadar devam etmesine değil. Ya onun için hani bu DAEŞ'le savaşmak değil de tam DAEŞ'i yönetmek, DAEŞ'i idare etmek, DAEŞ'i desteklemek. Bu çok açıkça Kobani'de de görüldü. Yani bu Kobani'de yapılan o silah yardımları trenle geliyordu. Tankler gidip orada bir Slip Kıran diye bir köy vardır. Orada treni durdurup tankları indiriyorlardı. Ayrıca bu Kobani sırasında sınırda nasıl görüştüklerini zaten görüntüleri televizyonlarda falan yayınlandı. Bir de bu tırlar meselesi falan zaten hepsi alıp bırak etti yani şey her şeysi açıkladı yani. Ayrıca hani ben tür DAEŞ'e karşı savaştım, mavaştım falan bunlar hepsi hikayedir. Biliniyor. Bu Kobani'den sonra neler oldu? Yani bu DAEŞ kırıldıktan sonra artık Türkiye çare bulamadı. Kendisi yöneldi. Yani ben artık sen bu işi beceremiyorsun. Beni mecbur ettim. Ben bu kendim yapacağım. Hani ikide bir diyor ya biz kendi göbeğimizi kendi elimizle keseceğiz diyorlar ya. İşte o zaman DAEŞ sen göbeğimi kesmedin ben kendim keseceğim gibilerden kendisi sıvazladı ellerini bu işin içine girdi. Savaştakileri dedikleri şey işte bu Carablus şey meselesi hani bu orada da bir değiş tokuş oldu ya bu Carablus'tan Bab'a kadar Ezaz'a kadar kalkıp DAEŞ oradan danışıklı bir dövüşle gibilerden yani çıkardı. Ve kendisi de zaten Halep karşılığında bunu yaptılar. Yani bir değiş tokuş meselesiydi. O zaman da 800 kişi vardı bu DAEŞ'te şey. Hani görsel olsun diye tutuklanmıştı. Bunları hepsini serbest bıraktı. Sonra da gördük yani bu şeyin bu nasıl Musul'dan getirdikleri, nasıl geçirdikleri hepsi zaten belliydi.
Onun için yani belki en son o diyebilecek. Yani bunu kapatmak için işte biz savaştık, bunu şöyle yaptık, böyle yaptık. Ama hala da burada yakalanan hücreler vardır, bu üyen hücreler falan. Bir sürü hücre yakalanıyor. Yine bakıyoruz işte Türkiye ile ilişkileri vardır. Yani paraları Türkiye'den almış bilmem. Yani biz bunu da şunu diyoruz, şimdi DAEŞ kurulduktan sonra bu kalıntıları hepsi bu şeye geçti. Bu Rasul Ayn bilmem Tel Abyad falan oralara geçti. Bu Serikani'deki, Giresipi'deki çeteler olanlar bunlar hepsi DAEŞ'in kalıntılarıdır. Bunların hepsini besliyor, hepsini şey yapıyor. Bu belgelerle yani sadece biz yani yalnız kendimiz söylemiyoruz. Bu belgelerle, fotoğraflarla falan her tarafı iletildi. Kimin nerede olduğunu biliniyor. Kaç defa da hava saldırıları falan bu uluslararası güçler tarafından, uluslararası koalisyon tarafından vuruldu. Serikani'de vuruldu, Tel Aviv'de vuruldu, bilmem şurada vuruldu, burada vuruldu. Bunlar hepsi DAEŞ'in emirleriydi yani bu vurulanlar. Artık bundan sonra sen kalkın ben karşıyım, ben şeyim, artık bunu kimse inanmaz yani dünyada. Şeye geçmiş ve hala da yani bu El-Hol kampı vardır. Orada kadınlar vardır, çocuklar vardır. Zaten biz hiçbir zaman bunları yani bu kadınları, çocuk meselesi falan bir insanlık meselesi olarak ele alıyoruz. Hiçbir zaman kalkıp bunu bir siyasi malzeme veya da siyasi rant elde etmek için bunları kullanmadık. Çağrılar yaptık. Gelsinler, görsünler, bilmem alsınlar, bilmem ne falan filan. Bazıları o almıyor. Ama ne yapıyor Türkiye? Şimdi bu örgütü, bunu da örgütlemiş. Bu çeteler artık çeşitli yollarla zayıf insanları bulup binlerce dolar falan verip de onları kaçırıyor da Türkiye'ye kadar kaçırıyor. Bazıları ta Bosna'ya kadar gitti, bilmem nereye kadar gitti. Türkiye yoluyla kaçırıp oraya götürüyor, ondan sonra yolluyor. Ve teröristleri de kullanıyor. Daha önce de bu Enes kampında yine tekrar aynı şeyi yaptı. Yani buradaki paralar falan hep Türkiye üzerinden geliyor. Yani buradaki kadınların şeylerin. Bu sivil şeyler, sivil kurumlar yolu ile onlara gönderiliyor. İlişkiler falan hiçbir zaman kesilmemiştir. Yani evet. Tam evet. Artık DAEŞ'in anası mı diyelim, babası mı diyelim oradadır yani. Türkiye'de geliyor. Yani kalkıp ben bunlarla savaşıyorum demesin. Ayıptır yani gerçekten bu kadar insanları aldatmaya çalışmak ayıptır. Artık dünya görüyor ya neler olduğunu. Birazdan dünya kısmına geleceğim ama siz dediniz ki bu Haseke'deki IŞİD saldırısında bizzat rol aldı Türkiye. Hem orada bizzat rol alıp hem de aynı zamanda Aynes Ayetiltemir'i bombardıman altına almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem orada IŞİD'le bir mücadele var Suriye Demokratik Güçleri'nin. Belki de bütün dünyanın başına tekrar bela olabilecek bir örgütle savaşıyor. Ama onlar bunu bahane bularak Aynes Ayetiltemir'i bombardıman altında tutuyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye niye Kuzey Suriye'ye sürekli saldırı düzenliyor? İşte biz de bunu merak ediyoruz. Yani biz gerçekten şimdi Suriye içinde, Suriye yönetimiyle beraber, Suriye halkları ve oluşumları bir arada yaşamak istiyoruz. Yani barış içinde yaşamak istiyoruz. Defalarca da söyledik ve ispatladık. Yani bizim hiçbir tehlikemiz kimseye yok. Hiçbir zaman bir kurşun altına atılmadı bizim tarafımızdan. Ne onlara ne başka yerlere. Yani bizdeki buradaki güçlerimiz sadece meşru savunmak içindir. Şimdiye kadar da birisi çıksın desen yani. İşte siz şuraya saldırdınız, böyle saldırdınız. Değil. Her zaman saldırıya uğramışız, kendimizi korumuşuz. Fazlasını hiçbir şey yapmamışız. Herkes biliyor bunu. Ama sen ters çevirip de bunları teröristler, meröristler falan biz öyle değiliz. Yani. Kimsenin emrinde de değiliz. Kendimiz oturup bir sistemimizi kurmuşuz. Beraber yaşamak istiyoruz. Bu Suriye rejimini zaten biliyorsunuz. 500.000 insan öldürüldü yani bunun Suriye meselesinde. Bu kadar göçmen. Şimdi burada en azından Arap yerlerinden halkın yarısı buradadır. Yani burada yani Kuzey Doğu Suriye'de yaşayanların yarısı bu Arap diğer kesimlerden buraya gelmiş.
deriz oradan, Rakka'dan, Şam'da, Kırnam, şuradan, buradan savaştan kaçanlar buraya gelmiştir. Şimdi yani bu mesele niye size düşmanlık besleniyor? Bilmiyorum artık, bu sadece bizim için değil. Yani sadece bir sanırım bir Kürtlere karşı bir fobisinin sonucudur. Bir fobidir yani. Hani o düşünce de zaten bu çıkartma planının bir planı parçasıdır. Siz de bunu biliyorsunuz, takip etmişsinizdir. 2014'ten beri yürütülen bir savaş vardır ve Kürt'ün olmaması gerekiyor. Yani bu çok yanlış bir şey. Yani sen kendi varlığını başka bir halkın yokluğunda bulursan bu çok ayıptır, olmaması gerekir. Yani Ermeniler nasıl genosayda uğradıysa, soykırma, Pontusları öyle yaptı, Rumları bilmem şurası burası. Bir, önünde bir tek Kürtler kalmıştır. Onlar da, onlardan da kurtulmak istiyor. Ama öyle değil yani, Kürtler öyle böyle ezilecek şeyler değil. Direniyor nerede olursa olsun. Şimdi kendi Kürt'ünü zaten, yani biz sorunumuz burada. Kendi Kürt'ünü kabul ederse, Türkiye'de kendi Kürt sorununu çözerse diğer Kürtler de rahat olur. Yani biz Rojava'da rahat oluruz. Başur'daki bu saldırıları falan rahat olur. Bilmem nerede bir Kürt varsa, yani öyle tarihe bakıyoruz ki yani sadece kendi Kürt'ünü soykırma uğratmakla değil, diğer Kürtleri de öyle yapmış. Yani bu 20. yüzyılın başından beri Türkiye zaten hep Kürtlere saldırmış. Sadece Kürt, kendi Kürtleri değil. İran'da olsun, bu Mahavat meselesi olsun, Barzani'nin meselesi olsun, Kürdistan'ı sor meselesi olsun. Bir de Rojava meselesi de buna eklendi. Yani bakıyoruz bütün politikaları, dış politikaları, iç politikaları Kürtleri kırmaktır, Kürtleri bitirmektir. Yani bu politikası budur. Yani bu çökertme planı da böyle bir şeydir. Yani Kürtleri çökertme planı. Hani Misak-ı Milli diyorlar ya, Misak-ı Milli bizim bildiğimiz tarihte 1920'de, 21'de falan kabul edilmiş bir belgedir. Bunda da iki halk vardır bu cumhuriyetin içerisinde. Ama şimdi halkı çeviriyorlar. Kürtlerin inkarı üzerine Misak-ı Milli gerçekleştirmek istiyorlar. Ve hala da bununla uğraşıyorlar. Yani çok ayıptır kalkıp mesela Birleşmiş Milletler'in toplantısında bir harita açıyor. Bütün Kuzey Suriye'yi kendi şey toprağı gibi davranıyor ve orada 194 ülke var, kimse ses çıkarmıyor. Sen ne yapıyorsun diye. Yani demek ki artık şey olmuş ki kendi sanki meşru bir şeydir yani kendisi için. Nereye giderse saldırırsa. Bu zihniyetle, yani bu kafayla artık saldırıyor her yere. Kürtlerin nerede olduğunu saldırıyor işte. Irak'ta olsun, Suriye'de olsun, isterse İran'da olsun, nerede olursa önemli olan Kürtleri yok etmektir. Hatta Avrupa'da, diasporada bile onların peşine düşmüş, birisini şurada öldürüyor, burada bilmem ne yapıyor. Bir derneği şurada kapatıyor, kendi nüfuzunu veya da kendi gücünü kullanarak siyasi ve çıkar meselesi üzerine. Zaten Avrupa ile politikaları şantaj üzerine kurulmuş bir politikadır. Sen şunu kapatmazsan ben böyle böyle yaparım diye. Yani belki siz de Almanya'da biliyorsunuz bu Mir meselesi, bir de Mezopotamya kültür meseleleri falan. Yani ona kadar varmış yani. Artık bir dili yasaklıyor, bir kültürü yasaklıyor. Buradaki Mir meselesi bu sadece bir parçaya değil, bütün Kürtlere ait bir şeydir, müziktir. Yani bir kültür meselesidir. Yani bu dereceye kadar vardırmıştır. Ve sanırım bu sadece Kürtlere değil de Türkiye halklarına da kayıp getirir yani bu politika. Zaten yani bir nokta var, şimdi kimse bahsetmiyor. Kimse bu ekonomik krizin neden olduğunu bilmiyor. Yani bir ülke bir savaşa girerse, bu savaş da bir ay, iki ay sürerse o ülkenin ekonomisi çıkar. Şimdi sen 6 senedir, 7 senedir bu savaşı sürdürüyorsun. Hem içeride hem dışarıda. Ama birisi kalkıp da o yöneticilerden kalkıp da işte siz niye bilmem ekmeğin fiyatını soruyorsun. Neyse, bir merminin ne kadar para olduğunu biliyor musunuz diye. Yani sanki sizin ekmeğinizden kesip de mermi alacağız yani bunları öldürmek için.
İşte bu düşünceyle, yani sen kalkıp halkı aç bırakıyorsun, bu kadar kriz yaratıyorsun, bu kadar sıkıntı çektiriyorsun bütün 83 mü 84 milyon mu, sadece kendi savaşını sürdürmek için şurada burada. Yani bu zaten ekonomiyi çökerten bu savaştır, sürdürülen savaştır. Ama Türkiye'de kimse kalkıp da savaştan bahsetmiyor, bir savaş vardır diye. Günlük olarak biliyoruz bu uçakların nereye vurduğunu, bizim üzerimizde mesela bu dronların olduğunu, güneyde olduğunu herkes görüyor. Ama kimse kalkıp çıt çıkarmıyor. Yani sen bu savaşı bizi çökertti, ülkeyi çökertti diyemiyor işte. Yani birisinin kalkıp bunları en azından kalkıp işte kralatsın, çıplaksın demesi gerekiyor. Hem de kimse cesaret etmiyor. Evet, beka sorunu deyip geçiyorlar. Şimdi Türkiye başka bir politikaya başladı aslında dış politikada uzun süredir. Soykırıma uğrattığı Ermenistan'la görüşmelere başlandı. Yunanistan'a gavur diyordu, onlarla bir görüşmeye başladı. İsrail'e terörist diyordu, onlarla bir normalleşme süreci var. Birleşik Arap Emirlikleri'ne darbecilere yardım ettiler, darbeyi planladılar diyordu, onlarla görüşülüyor. Bir yeni bir süreç var. Suriye bu işin içinde mi? Henüz belli değil. Milli İstihbarat Servisimiz görüşüyor falan deniyor ama Şam rejimiyle. Henüz nasıl bir aşamada bize yansıyan bir bilgi yok. Bu Heseke'deki IŞİD saldırısıyla ilgili Şam rejiminin bir açıklaması vardı. Özerk yönetim de tepki gösterdi bu açıklamaya. İnsanlık suçu işleniyor dediler Heseke'deki operasyonlarda. Oysa Şam rejiminin kendisi Almanya'da insanlığa karşı suçlardan yargılanıyor. Onların istihbaratçıları, askerleri, bir tanesi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Diğerleri de ceza aldı ve daha sırada da bir sürü Esad'a bağlı askerlerin yargılanması var. Neye dayanarak insanlık suçu işleniyor diyor Şam rejimi size göre? Bir de bu saldırılarda Türkiye ve Şam rejiminin ortaklaşa bir tavrı olduğu da söyleniyor. Katılır mısınız bu görüşe? Evet, doğrudur. Yani açıklamalar falan zaten hepsi paraleldi. Yani birisi kalkıp işte bu bir tiyatrodur, böyle oynanıyor, birisi bilmem nedir falan diyor. Yani açıklamaları var, orada çıkan demeçler falan hepsi paraleldi. Aynı konuyu getiriyorlar. İşte insanlık suçudur. Yani sanki bazıları da kalkıp işte bu DAEŞ'çileri sivil diye algılandırmaya çalışıyor. Ne olmuyor işte. Ancak şunu açıklayabilirim, yani biraz bilmiyorum artık beni dinlemeye hazır mısınız? Buyurun, şimdi, ne demek? Şimdi geçenlerde bir şey oldu, bir Astana toplantısı oldu 17. Bir ay, bir buçuk ay sonra. Ve o Astana biliyorsunuz kimin katıldığını, işte Türkiye'dir, İran'dır, Rusya'dır. Bu Rusya'nın yoluyla da işte Suriyeliler de falan bunun içindedir yani. Orada bir son bildirisi falan açıklandı, sonuç bildirisi. Bunun birçok noktaları, hatta sanırım 10 noktadan 8'i bu Kuzeydoğu Suriye ile ilgilidir. İşte buradaki planlar, bunlar bir lücüdür, bunun çıkartılması gerekiyor falan filan. Böyle bir şeyde bulundular ve bu açıklamadan sonra şey oldu, yani gerçekten öyle böyle danışıklı tedbirler alındı. Birisi de bu sınırın kapatılması. Yani şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Biz mesela burada bu Kuzeydoğu Suriye'de 5-6 milyon kişi vardır. Bunları hepsi kaçakçılık yoluyla besliyor. Bunlar besleniyor bunlar. Yani şeker isteyecektir. Birisine kalkıp da sen şeker bize getireceksin şu fiyata. Herhangi bir resmi bir kurum veya da şey yapmıyor. Kalkıp bunu tüccarlar yoluyla getiriyoruz. O bu tüccarlar da çoğu kaçakçılıklar. İster bu şey meselesi, mesela Suriye üzerinden veyahut da Türkiye üzerinden veyahut da bilmem Irak üzerinden böyle getiriliyor. Her şey yani. Bu çimentodur, bilmem demirdir, bilmem şeydir, ilaçtır, bilmem şeydir. Bunlar hepsi yani resmi bir şey yok. Çünkü resmi kimse bizi tanımamış. Onun için bizimle alışveriş doğru dürüst böyle açıkça yapmıyor. Hatta bir baril petrol eğer satacaksak yine kaçakçılar yoluyla oluyor. Yani bir kişi geliyor koyu başında, sen bana
Montanavarı göreceksin. Ondan sonra nereye götüreceği o belli değil. Zaten yardımcı oluyoruz. Alanımızdan çıktığına kadar. Onun için şimdi kalkıp bir çember koydular. Bu Esin Tana'dan sonra. İlk önce çember. Hem Irak tarafından siz de belki takip ettiniz. Kapılar falan kapandı bu kaçakçılık. Hani bu tüccarların getireceği şeyler kapandı. Rejim de aynı şey yaptı. Türkiye de aynı şey yaptı. Ve bu da hal sıkıntıya başladı. Yani demek ki buradaki kurulan sistemi çökertmek için yapılan bir şeydir. Halk ayaklansın, aç kalsın, ona göre bir şey yapsın. Bu bir. İkincisi saldırılar. Türkiye'nin saldırıları hiç durmadı. Zargandan biliyorsunuz Kamışlı'da ne oldu, sivilleri o 82 yaşındaki kişiyi, oradaki sivilleri öldürmek dronları zaten hiç durmadı. Kobani'de bilmem vuruşları, sınır boyu bu şeylerin top atılması ve uçakların bombardımanı falan hiç durmadı. Ta Afrin'e kadar. Ve o günden beri günlük olarak her yerde bütün saldırılar durmadı. Ayrıca bu oradaki çeteler her zaman buradaki köyleri Zırgan'a, bilmem Tiltamır'a, En İsa'ya şey yaptılar. O da bu hepsini şeyden diyorum yani bu Astana'dan sonra oldu. Ve ondan sonra da bu saldırı geldi. Ve bu saldırı da sanki artık bir sonuçtu. Yani biz çembere kaldık, halk şey oldu, yoruldu, şey yaptık, bitirdik yani halkı. Ondan sonra bu saldırılardan dolayı ve böyle de bu olursa Haseki'yi ele geçirip her şey bizim için hazırdır. Hem Suriye güneyden saldırır, bunlar da kuzeyden gelir. İşte beraber bu sistemi bitirirler. Yani böyle bir şey düşünüyoruz yani çözümleme der ama yani biraz akla yakın gelir böyle bir şey. Öyle düşünüyoruz ve öyle de göründü. Yani demek istediğim yani sadece bir Suriye mesela Türkiye meselesi değil de yani diğerleri de bunun içinde vardır. En azından göz yumuyorlar. Rusya mesela bunun içinde görmüyor mu? Esitana'nın kararları. Şimdi Rusya bunun bir parçasıdır. Sen niye bunları Suriye içindeki çözümü yardımcı olamıyorsun da, arabuluculuk yapmıyorsun da bunu hem buradaki yönetimin bir de Şam'la kalkıp barıştırıp da ortak bir çözümü bulamıyorsan da sen kalkıp böyle Türkiye ile bilmem ne kalkıp böyle planları kuruyoruz. Yani bunu görmek gerekiyor. Yani bu Irak'ın sınırın kapatması, Suriye'nin kapatması, Türkiye'ye kapatması hepsi tasadduf mu? Evet. Esitana'dan sonra, o kapılardan sonra. İşte mesele buradadır. Yani bu da bu planın bir parçasıdır. Ve en fazla da Türkiye bunun arkasında görünür diye düşünüyoruz. Bir yandan Rusya ile Türkiye İdlib'de tüm dünyanın Türkiye dahil terörist ilan ettiği Heyet Tahrir el-Şam'a garantörlük yapması, onlardan yana olması ve rejime saldırması konusunda Rusya'nın çok ciddi uyarıları var Türkiye'ye. Çok ciddi fikir ayrılıkları var. Buraları terörden temizleyecektin, niye yapmadın diye her seferinde söylüyor. Astana'da da söyledi. Ama diğer yandan da Kürtlere karşı bir ortaklık söz konusu. Peki Rusya ile sizin daha doğrusu özerk yönetimin görüşmeleri var. Aslında Şam rejimiyle de hem dolaylı hem direkt görüşmeler de yaşandı. Nedir buralarda Rusya özellikle ABD karşıtlığı üzerinden belki özerk yönetimle ilişkilerini şekillendiriyor ama nedir bu görüşmelerin sonucu? ABD ile de görüşmeleriniz var. Bu diplomatik faaliyetler bir yere ulaşacak mı size göre? Vallahi biz çabalıyoruz. Yani herkes bizimle oturup bizi dinlemek isteyenlerle oturup konuşuyoruz. Derdimizi anlatıyoruz. Ama biliyoruz tabii herkes kendi çıkarlarının peşinde olduğunda bunu da biliyoruz. Biz kendi halkımıza dayanıyoruz. Yani buradaki örgütlülük hem de savunabildiğimiz kadar kendimizi savunuyoruz. Meşru müdafaa çerçevesinde yani meşru savunma şeyinde kendimizi savunmaya da çalışıyoruz. Ve buradakiler yani kim bizimle şey yapmak istiyorsa isteriz. Yani Rusların Afrin'de mesela bu Afrin meselesi zaten yıldönümüydü birkaç gün önceydi. Yani o zaman söyledik yani siz böyle böyle söz verdiniz Afrin'de kaldınız şey yaptınız beraber çalışıyorduk. Siz niye böyle birden çekildiniz? Dedi bizim Türkiye'den kopardığımız sizin Afrin'den daha çok değerlidir. Ne Artık başka koparmışlar? planları vardır.
Bilmiyorum, artık onlara soracaksınız. Bilmiyorum, susturmaları bilmem nelere, bu birçok şey var. Yani bu Ukrayna meselesi kaynıyor mesela. Türkiye'nin durumu orada artık, o da şeyin çubuğun ortasını tutmuş artık. Bu bir yere mi kayacak, öbür tarafa mı kayacak? Bir de bu işte Akdeniz meselesi var, Libya var, bilmem işte birçok sorunları var yani, birisi değil. Her yerde Rusya'da, Libya'da Rusya ile beraberler. Azerbaycan, Armenya meselesinde beraberlerdi. Ukrayna'da öyle, başka yerlerde öyle. Yani demek ki hani bizim dışımızda birçok şeyler var ve bu da etkiliyor. Ama Türkiye için başka bir şey var. Yani Türkiye'nin önceliği, ne olursa olsun ben Kürtleri bitireceğim. Yani her şeye razıdır, her şeye verebilir, her şeyden taviz verebilir, her şeyi kim ne verirse tek bir sonuç için, Kürtleri çökertmek için, Kürtleri yok etmek için, Kürtlere zarar vermek için elinde ne gelirse yapar. Onun için de bunu da kullanıyorlar yani. Bak Türkiye mesela bunu, bu Türkiye halkları bunu bilmelidir. Yani şöyle diyor, birisi geliyor işte, ben sana böyle böyle yapacağım, bunu yap, Türkiye'den ister mesela, şunu yapmanızı istiyorum veya da satmanızı istiyorum veya da şöyle yapacaksınız. Ben Türkiye derse, o zaman ben PKK'ya yardım edeceğim veya da Kürtlere yardım edeceğim deyince, o zaman Türkiye'nin kolları kırıyor. Aman işte, yardım etmezse istediğini al. Her şey böyle satmış. Bu çabaları yani kalkıp, bilmiyorum artık bu son ilişkileri, bütün ülkelere gitmeleri falan, artık neye dayanıyor bilmiyorum ama şartı budur. Yani yeter ki Kürtlere yardım etmeyin, Kürtler şey olsun, işte annesi görmesin diye, o misali var ya, işte annesi, evet, annesi görmesin, istediğinizi verebilirim. Yani bu bakımdan şey yapıyor, yani Suriye çözüme kavuşmasın, buradaki Kürtler demokratik hakları falan şeyden almasın. Ve bu pazarlık konusu yapıyor herkesle. Bu Ruslarla aynı şekilde. Eğer gerçekten Ruslarla böyle oturup biz konuştuk, yani Ruslarla şey dedik, yani sizin 22 şey, 82 tane oluşumunuz var. Özellik var, cumhuriyet var, bilmem şu var, bilmem şu var. Ve hepsi siz Rusya Federasyonu diyorsunuz. Peki Rusya Federasyonu aynı şey, örneğin niye Suriye uygulamıyorsunuz? Haklısınız diyor. Ama son olarak olay Suriye rejimi kabul etmiyor. Yani peki ara bulucu olun, bunu şey yapın. Yok, şimdiye kadar öyle duruyor. Yani kendi çıkarları herhalde daha o noktaya varmamış. Yani kendi çıkarları Kürtlerle beraber veya da Kürtlerin demokratik hakların bir derece kadar elde etmelerine noktasına gelmemiştir diye düşünüyorum. Siz bir dönem Ankara'ya da geldiniz, ziyaretlerde bulundunuz. Mesela o dönem bir başarıya ulaşabilseydi, Türkiye şimdi ekonomik krizin içinde debelenen, dış politikada her türlü tavizi vermeye hazır Kürtlere karşı bir ülke olmak yerine, kendi ekonomisi güçlü, kendi ülkesinde barışı sağlamış, çevresinde barışı sağlamış, dolayısıyla dış politikasında da bağımsız bir siyaset yürütebilen bir ülke olmaz mıydı size göre? Bence bütün Orta Doğu değişirdi ve gerçekten de Türkiye Orta Doğu'nun en büyük şeyi olurdu, yani aktörü olurdu bütün Orta Doğu'da. Eğer gerçekten bunu çözebilseydi ve bizimle oturup bizim o zaman önerdiğimiz şeyleri bir derece kadar kabul etseydi, ama o bunun peşinde değildi. Ankara geldiğimde zaten geldik birkaç defa, Dışişleri Bakanlığı şunu bunu gördük. Yani önerdik bunu. Yani kardeşim, gerçekten şimdiye kadar biz hiçbir zaman bir tehlike oluşturmuyoruz. Tam tersine bu güvenliği biz sağlayabiliriz. Yani bu sınır güvenliği falan diyorsunuz, biz sağlayabiliriz. İstediğinizi yapabiliriz, beraberce yapabiliriz. Onlar başka bir şey peşindeydi. Onlar bize kalkıp oradaki muhalefete ilhak edip de kucağında oturmamızı istiyorlardı. Ki olmadı. Yani buradaki, o zaman biz biliyorduk zaten bu Müslüman kardeşlerin nasıl muhalefette olduğunu ve kimin yönettiğini, kimin şey yaptığını biliyoruz. Biz Suriyeliler birbirimizi tanıyoruz. Onun için şey yaptık yani, biz hiçbir zaman, evet bu böyle de demedik. Biz o zaman dedik yani, bunlar tamam, Suriye'de bir Kürt sorunu vardır.
gelsin bu muhalefette beraber oturalım, desinler ki burada bir Kürt sorunu vardır ve bunu demokratik yollardan çözeceğiz. Ve bunu bir belge olarak imzalayalım beraber. O zaman hiçbir sorunumuz kalmaz. Biz onlarla beraber çalışırız. Ama kabul etmediler. Artık onlar mı kabul etmedi yoksa Türkiye mi kabul etmedi bilmiyorum. Yani bu bilişimiz, gelişimiz bunun içindeydi. O da başaramadı. Tabii ondan sonra da biliyorsunuz hepimiz terörist olduk. Evet, siz de arananlar listesindesiniz. Şimdi bundan sonra peki nasıl bir süreç bekliyor bölgeyi? Evet, bu IŞİD saldırısı başarıyla püskürtüldü. Ama Kuzey ve Doğu Suriye'ye saldırılar devam ediyor her taraftan. Sizin de söylediğiniz gibi o sınırlar kapatılmış, bir çembere alınmış. Amerika ile belki daha iyi ilişkiler var şu anda ama ileride durum nasıl olur? Türkiye'nin Amerika'ya da ilk şartı S-400'lerle ilgili yaptırım açıklanıyor. Diyor ki siz de işte SDG'ye destek veriyorsunuz. İkisi nasıl aynı kefede değerlendiriliyor bilinmiyor ama. Nasıl bir süreç yaşayacak bundan sonra ve bu IŞİD tehlikesine karşı tüm dünyaya çağrınız nedir? Vallahi şöyledir, yani biz kural dışı hiçbir şey yapmamışız. Kendimiz, oluşumlarımız bir araya getirip bir sistem kurmuşuz. Demokratik bir sistemdir. Hem toplum için, kadın için, bütün toplumun kesimleri için hem de etnik ve inanç grupları içinde herkes özgürdür. Kendini şey yapabiliyor. Sanırım bu kurduğumuz sistem bir örnek olabilir. Hem Suriye'nin çözümü için, siyasi çözümü için, ama Orta Doğu ülkeleri için bir örnek olabilir. Ve şimdiye kadar da biz kendi yani örgütlediğimiz oluşumları, şey, bunun içinde de bir meşru savunma birliklerimiz de vardır. Bir yapabildiğimiz kadar kendimizi savunuyoruz. Kimseye şey yapmıyoruz, yani bel bağlamıyoruz. Ve çeşitli taraflarla da her zaman diyaloğa hazır. Bunu kabul ederler, artık bir şeyler yapabiliriz. Amerika'da bunun içindedir. Yani Amerika'da zaten bu, ben işte terörizme karşı savaşacağım, beraber savaşırız. Ona göre de şimdiye kadar savaştık. İlişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Hem mesela politik olarak, diplomatik olarak, Avrupa ülkeleri olsun, diğerleri olsun, kim olursa, kim bizimle diyalog kurmak isterse biz varız, yaparız. Kendi haklarımızı savunmak için. Üzerimize bir saldırı da gelirse zaten elimizden meşru savunmayı dağınıp kendimizi savunmaktan başka bir çaremiz yoktur. Yani biz ne Rusya'nın kararlarına hakimiz, ne de Amerika'nın, ne de Türkiye'nin, ne de diğerlerinin. Onun için kendimizi savunacağız. Nasıl, ne olacak bilmiyoruz. Ama bu DAEŞ meselesi de zaten baştan beri de söyledik. Yani bu DAEŞ fikirleri, bu şey, yani böyle insanları cennete gitmek için, insanları öldürmek için, bu şey yeni bir fikir değildir. 1400 seneden beri vardır. Müslüman olmayanları ya Müslüman olacaksın ya keseceksin. Ondan sonra cezası cennete gidersin. Bu düşünce vardır ama hep böyle şeylerde kalmış, yani böyle tenhalarda kalmış, köşelerde kalmış. Birisi çıkıp bunları destekliyor, yardım ediyor, silah veriyor, şey yapıyor. Ondan sonra sürüyor, kendi aleti gibi kullanıyor. Biz bunu engellemeye çalışırız. Yani bunun en fazla şeyi bu insanların kazanmaları, açılması. Onun için uğraşıyoruz. Günlük olarak bu kadar toplantı yapıyoruz, tartışıyoruz demokrasinin ne olduğunu, beraber yaşamın ne olduğunu falan. Ve sonuçlarını da görüyoruz. Yani mesela bu Haseke'deki olaylar, daha önce bu Türkiye'nin saldırıları, Serikani olsun, şey olsun, Araplardan bizden önce koştular bu sistemi savunmak için. Ve bu kadar kanımız da karışmıştır zaten. Onun için yani bir sonuç görüyoruz bundan. İnsanlar muhakkak savaşı sevmez. Ama onuru da sever. Yani kendi onurunu savunmak isterler. Onun için beraberiz. Bunu Haseke'de gördük. Başka yerlerde de gördük. Sanırım buna devam etmemiz gerekiyor. Yani yanlış yolda değiliz en azından. Doğru yoldayız. Kardeşlik, insanlık, bunun şu bu demokrasi. Zaten yolumuz budur. Gerçekten de bu
Model de yeni yeni tanınmaya başladı. Yani Avrupa'da olsun, şurada olsun, burada olsun. Bizim misafirlerimiz geliyor, görüyor şeyler. Gerçekten beğeniyorlar yani bu kurduğumuz modeli. Umarım bizim komşular da bunu anlar da böyle doğru yola gelir. Artık şantajdan şuradan buradan yani kesmekten vazgeçerler. Yoksa yani bu yani bulunduğumuz topraklar gerçekten insanları barışı da ister, başarı da sever ve yani başarı yani onlara yakışır gerçekten eğer bunu başarabilirsek diye düşünüyorum. Evet, son olarak da şunu sorayım. Türkiye bir süre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Bakanı Hulusi Akar sürekli diyorlardı ki işte bir gece ansızın gelebiliriz. Biz de kendimizi savunmak zorundayız. Öyle ajanslara bir iki haber düşüyordu. İşte şuraya top değdi, şurada bir binanın kabuğu çıktı. Aman bize saldırıyorlar, biz kendi hakkımızı kullanacağız, oraya gireceğiz. Eğer uluslararası güçler yapamıyorsa biz yapacağız. Bunu çok sıklıkla söylüyorlardı. Son dönemde bu söylemlerde bir azalış var ama saldırılar da sürüyor. Türkiye'nin kapsamlı bir saldırısını bekliyor musunuz bölgeye? Ya söylentilerin aslı yoktur aslında. Yani kalkıp o siz videoyu muhakkak dinlemişsiniz. Oradaki rekoru şey diyor işte savaşmak mı istiyorsunuz? Bahane mi aramak istiyorsunuz? İki kişiyi oraya gönderip dört tane top atarlar bu tarafa. Ondan sonra yani böyle oyunlar artık geçmiştir. Herkes öğrenmiştir. Yani böyle bir şey yok. Biz garanti veriyoruz. Öyle bir ne top atışı olur ne bir sızma olur ne bir şey olur. Tam tersine yani biz ansızın bir gece gelebiliriz ne demek yani o zaman bizim hep teyakkuzda olmamız gerekiyor kendimizi savunmak için başka bir şey yok bir anlamı yok. Ayrıca bunu da diyebilirim yani bunu kimse üzerinde durmadı. Şimdi bu Hulusi Akar ayın 21'i 22'si Şırnak'ta ne yapıyordu niye gelmişti? Niye gelmişti sınır boyunu gelip hep ziyaret etti yani aynı olaylar Hasefe olaylarıyla birlikte. Yani bu niye gelir? Yani aynı şeyin Erdoğan'ın kalkıp işte bu Kobani düşecek düştü düşecek meselesine benziyor. O da gelir işte bu Haseke düştü düşecek mi diyecekti yoksa. Yani niye geldi orada 2 gün bilmem ne falan sınır boyunda bütün şeyleri kontrol etti. Yani demek ki açık açık söylüyorlar işte. Hani biz hiçbir şeye gerçekten de hiçbir tehlike oluşturmuyoruz. Hiç kimseye. Tam tersine sağlıyoruz ama böyle bahane aramak olsa sadece yani ben seni bitireceğim. Peki Allah beni Kürt yaratmış ben ne yapayım? Yoksa onursuz mu yaşayayım? Yoksa dilsiz mi yaşayayım? Ya, nasıl istiyorlar bilmiyorum yani. İşte bunun savaşını veriyoruz. Bizim için kendimizden elimizden geldiği kadar kendimizi savunuruz yani başka yolumuz yok. Evet, Türkiye IŞİD'in kendi komşusu olmasında ısrar ettiği sürece de Kuzey ve Doğu Suriye'nin kendisini savunmakta ısrar etmek zorunda kalacak. Sayın Salih Müslim, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun, selamlar, saygılar, başarılar İyi dilerim. akşamlar. Bu akşam Odak programında Heseke'deki IŞİD saldırısını ve Kuzey ve Doğu Suriye'deki son durumu PYD Eş Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim değerlendirdi. İyi akşamlar.